Seyirciler, bizim memlekete hoş geldiniz. Bugün iki çok kıymetli konuğum var. Hemen takdim etmek istiyorum. Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Sayın Adem Yaman ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Çiğdem Öktem. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz Yıldım Hanım. Bizi buraya davet ettiniz. Sağlık çalışanları adına, dernek üyelerimiz adına, meslektaşlarım adına bizim de görüşlerimizi, fikirlerimizi almak adına böyle bir çatı altında bizi buluşturduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Tabii bugün sağlık üzerine güzel program yapacağız inşallah ama öncesinde derneğin kuruluş amacı neydi? Evet. Sağlık Çalışanları Derneği'nin kuruluş amacı neydi? Bir de tabii sizin başkanlık serüveniniz nasıl başladı? Bunları dinlemek isteriz. Evet. Şöyle oldu. Biliyorsunuz COVID-19 süreci başladığında biz şunları gördük sahada. COVID-19'da gerek basında, gerek medya aracılığıyla veya toplumda yerli yersiz, bilgili bilgisiz, bilinçli veya bilinçli olmayan bir takım açıklamaları görüyor olduk. Bunları görünce orada bir ihtiyacın doğduğunu hissettik. Bu açıklamaları herkes yapmamalı. Gerçekten de bu sahada bunun için çalışan insanların yapması gerektiği veya bunun için bilgili donanımlı kişilerin yapması gerektiğini öngörüsü oluştu. Biz yıllardan beri bir dernek olmamız gerektiğini farklı alanlarda, sosyal alanda eksikliğimiz vardı ama COVID-19'da bu tamamen ortaya çıkmış oldu. Böyle olunca da o zaman dedi ki bu nasıl olması gerekiyor? O zaman dediler ki bir sivil toplum kuruluşu olmanız lazım ki sizin adınıza başkaları açıklama yapmak yerine siz direkt açıklamalarınızı yaparsınız. Doğru olan bilgilendirmeleri yaparsınız. Ve öyle bir hikayeyle biz derneğimize kurma kararı aldık. O zaman şöyle yeni bir dernek diyebilir miyiz? Yani? Evet. 2020 yılında başlangıcı olan bir yıl üzerinde çalışılmış, donanımları tamamlanmış, farklı tüzükler, farklı dernekler, farklı sivil toplum kuruluşları incelenmiş ve sonunda da resmi olarak pandemiden dolayı biz 2020 yılında ortalarında kurmak istememize rağmen pandemi şartlarından dolayı biraz ötelene en sonunda 2020 yılında resmi olarak valimizin oluruyla kurulma kararı verilmiş bir dernek 2021 yılının Ocak ayında resmi olarak kurulmuş olduk. Evet, peki sizin başkanlık serüveniniz nasıl? Benim de şöyle oldu. Ben uzun yıllardır meslektaşlarımla ilgili tabii ki düşüncelerimi, fikirlerimi kendi sosyal medya hesabından arkadaşlarımla dost sohbetlerimizde anlatıyordum. Benim ailem sağlık çalışanlarından oluşuyor. Eşim, kardeşim, kızım da şimdi sağlık çalışanı olacak falan. Böyle bir avantaj mı desem, dezavantaj mı desem öyle bir ortamın içindeydim. Fikirlerimi de rahat rahat söyleyebiliyordum, görüşlerimi söylüyordum. Ailemizdeki bütün arkadaşlarımız, dostlarımız hep kendi meslektaşlarımız olunca o zaman dediler ki sen güzel bunları çok güzel anlatıyorsun o zaman bunu bir harekete geçirmen gerekiyor. Ne olacak? Tabii ki burada bir dernekle başlamak gerekiyor. Çok uzun yıllardır biz bunun eksikliğini yaşıyoruz. Çok farklı dernekler var ama sosyal anlamda ifade edilebilen dernekler çok fazla oluşmamış. Bu da bizim meslek grubumuzun birazcık sorunu diyebilirim. Çok fazla sosyal olamama iş ağırlığından, iş yükünden dolayı. Ama bir yerde de bir şeyler yapmak gerekiyordu. Bana 2020 yılında arkadaşlarım dediler ki abi madem böyle başlayalım. Ben dedim ki tamam o zaman ben bu girişimi başlatacağım siz de destek verirseniz. Amacımız tamamen sağlık çalışanlarını bir araya getirecek. Yani bir sağlık kuruluşundan ibaret değil. Sosyal alanda da bir meslek grubu. Sosyal alanda da varlıklarını gösterebilen bir insanlar topluluğu haline gelmek. Nasıl gelecek? Sportif faaliyetlerle bu arkadaşlarımızı bir araya getireceğiz. Eğitim faaliyetlerinin ihtiyaçlarını göreceğiz, öngörülerde bulunacağız ve eğitim faaliyetlerini bir araya getireceğiz. Yine gerekirse siyasal alanlarda farkındalıklar yaratacağız. İhtiyaçlarımızı, taleplerimizi belirteceğiz ve yetkililerine bunları sunacağız. Böyle bir platform yoktu. İşin doğrusu bizim adımıza sendikalar vardı. Sendikalar bunları yapmaya çalışıyorlardı ama onların yasal mevzuatlarının da sınırlı olduğu alanlar var. Biz daha çok bu sınırlı alanları derneklerle daha güzel anlatabileceğimiz alanlar haline dönüştürebileceğimizi öngördüğümüz için bu anlamda bu derneğimizi kurma kararı aldık ve kuruldu. Benim başkanlık serüveninde böyle başladı. Birazcık herhalde arkadaşlarım sen bunu yaparsın dediklerinde bende de donanım vardı.
böyle bir serüvenle başlamış oldum. Evet, başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet Çiğdem Hanım, biraz da derneği sizden dinlemek istiyorum. Siz de yönetim kurulu üyesisiniz evet, bu arada. Evet, yönetim kurulundayım. Değerli Başkanım Adem Bey bana böyle bir dernek kurduklarını aktardığında ben çok heyecanlandım. Çünkü sağlık çalışanları adına bir şeyler yapabilmek, sosyal faaliyetlerde bulunabilmek, bunun aslında bizim ihtiyacımız olan şeylerdir. Tüm sağlık camiası adına konuşmak istiyorum. Dernekte çeşitli sosyal faaliyetlerimiz var. Halk oyunlarımız var. Türk gecelerimiz var. Hatta enstrüman çalan arkadaşlarımızın hepsi sağlıkçı. Bizden birileri olmak ayrı bir değer, önem katıyor. Sportif faaliyetler var. Voleybol, futbol turnuvaları düzenledik. Çok keyifli geçti. Biz birebir oradaydık. O atmosferi solumak çok bambaşka bir şey. Yani amacımız bizim kuruluşumuzda tüm sağlık çalışanlarını, tüm arkadaşlarımızla birlikte bir araya getirmekti. Bu şekilde devam ediyoruz. Birçok da projelerimiz var. Devam etmek istediğimiz, uygulamak istediğimiz. Birlikteyiz. Evet, teşekkür ediyorum, sağ olun. Peki Adem Bey, şimdi çok zorlu bir süreç yaşadık. Hani hem ülkemiz olarak hem dünya çapında bir pandemi süreci yaşandı, salgın süreci yaşandı. Peki şu an ile o pandemi sürecini kıyasladığımızda neler söyleyebilirsiniz? Yani aradaki farkı veya şu anda bir fark var mı pandemi döneminden? Yudum Hanım şöyle... Pandemi dönemi tabii bizim yarı hazır olduğumuz, bizim için önemli bir test olan, dünyayı ilgilendiren, dünyayı etkisi alanına alan. Ama bir gerçek var ki bizim hazır yakalanmış gibi olduğumuz diğer ülkelere baktığımız zaman hazır yakalanmış gibi. Çünkü biz aktif bir ülkeyiz. Yıllardan beri gerek siyasal alanlarda, gerek askeri alanlarda, gerekse sağlık alanlarında gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gelişirken de her gün üreten ülkeyiz. Yani sürekli tatbikat halinde bir ülkeyiz. Bu bize bir avantaj sağladı. Evet, zor bir sınavdı. Dünya için zor bir sınavdı. Biz de o zorluktan payımızı aldık ama doğru bir şekilde şu anda baktığımız zaman ben doğru bir şekilde geçtiğimizi düşünüyorum. Şimdi bizim yani için bu süreci en iyi atlatan ülkeydik diyebiliriz. Benim nazarımda o şekilde. Evet, eksiklerimiz vardır, hatalarımız vardır, bazı öngöremediğimiz durumlar vardır. Ama şöyle bir şey var. Bizim sağlık sistemimiz her şey hazırmış gibi cevap verdi. Benim açımdan bu çok değerli. Yani bizim sağlık sistemimizin hazır olması çok değerli. Yani bu gelecek için de ümitvari bir şeydir. Çünkü bu dönem gerçekten sizin kontrolünüzde olan, kontrolünüzden çıkan bir durumlar sinsilesi. Ama baktığınız zaman sağlık çalışanları olsun, ekip bütünlüğü olsun hiçbir zaman bozulmadığını biz gördük. Ufak tefek şeyler olmuştur. Bunlar değerlendirilebilir. Bu hataların düzeltilmesi gerekir. Diğer konu ise bizim meslek grubumuza çok iş düştü. Gerçekten de arkadaşlarımız çok zor imkanlar altında çalıştılar. Yönetememekten çok korktuğumuz, kendimizi kaybetmekten korktuğumuz dönemleri biz yaşadık. Bunun psikolojik çok etmenleri var. Bunları kabul etmek gerekiyor. Bunların üstünü de kapatmamak gerekiyor bence. Yani bizim meslektaşlarımız o dönemde bazı durumlardan dolayı alkışlanma durumları oldu. Alkışlandılar. Bu çok değerliydi. Çünkü bir ihtiyaçtı. Yani bir şöyle düşünün ki bir futbol maçını bile izlerken bir tezahürat yaparsınız ve futbolcular coşmaya başlar ve o anda bir atak oluştururlar. Sağlık çalışanlarının da o dönemde iyi bir morale, motivasyona ihtiyaçları vardı. Bu sağlandı mı? Bir miktar sağlandı. Ama günümüz koşullarımızda baktığımız zaman da günümüze geldiğimiz zaman da şimdi bir durağan seyreden, bir çizgi halde seyreden bir durum var. Bizim arkadaşlarımız yine o psikolojiyi hala daha devam ettiriyorlar. Acaba gerçekten biz hazır mıyız? Bir problem var mı önümüz dönemlerde? Çünkü sağlık çok şey değil. Yani böyle yarın ne olacağı veya çalıştığınız bir hasta üzerinden ne yaşayacağınız belli olan bir şey değil. O virüs de çok tehlikeliydi. Bugün de virüsle ilgili problemler var. Yani işte
Covid değil ama farklı virüslerle alakalı problemler çıkıyor. Yani bizim arkadaşlarımız bir savaş halindeler. Bu savaş halde şu anda hala daha devam ediyor. Bu uzun sürede bence devam edecek gibi. Biz kontrolü elimizden bırakmayacağız. Zaten arkadaşlarımız bırakmıyorlar. Sağlık meslek grubunun hiçbirisi bırakmıyor. Bu da üzerlerinde işin doğrusu baskı oluşturuyor. Bu baskı zor bir baskıdır. Arkadaşlarımız buna dayanıyorlar. Ne kadar profesyonel olmak istesek de bunu başarmak için uğraşan arkadaşlarımız var. Devlet kurumlarımız da bu dönemde bizim meslek gruplarımıza gerçekten de her yönden destek olması gerektiğini ben düşünüyorum. Yoksa sağlık çalışanları çok önemli bir meslek grubu, şu anda dünya üzerinde önem arz etmeye başladı. Bizim yetişmiş, kaliteli, şu anda kaliteli diye düşündüğüm meslek grubumuzu bizim devlet kurumlarımızda, milletimizde, vatandaşlarımızda kaybetmemeli, kazanmalı. Yoksa hiçbir yere sığınabilecek bir sağlık zincirimiz bizim yok. Daha iddialısını söyleyeyim, şu anda Avrupa'daki pek çok ülke bizim gibi ülkelerden yetişmiş sağlık çalışanı almak için sıraya girmiş durumdalar. Çünkü dünyadaki çoğu ülkelerde bu şekilde yetişmiş sağlık çalışanı yok. Biz bunun için her türlü imkanımız var. O zaman bizim milletimizde, devletimizde bu meslek grubuna sahip çıkması gerekiyor. Evet, kesinlikle sağlık çok önemli. En başta gelir, hayatın en önemli her şey biter. Olgusudur. Yani her sağlık. Şey biter. Evet. Maddi boyutu biter, siyasal boyutu biter. Farklı her şey biter. Çünkü sağlıktan daha önemli bir, yani gerekirse açlık bile dayanılabilecek bir, evet, durumdur. Ama sağlığın süresi, zamanı, saati saniyelerle sınırlı olabilecek pozisyonlara gelebilir. Onun için oradaki insanların iş gücünün yetişmiş profesyonelliği, kabiliyetleri çok önemlidir. Onları asla kaybetmememiz gerekiyor. Evet. Peki şu anda da hani ciddi bir pozitif sayısı var. Evet. Nasıl yorumluyorsunuz? Yani o pandemi, yani salgın dönemi. Şimdiki testlerin birçoğunda COVID-19 olarak çıkmamak yok, çıkmıyor. Ama virüs, dediğimiz gibi farklı virüsler var. Bunların boyutları o günkü özelliklerini yitirmiş gibi gözüküyor. Daha çok işte soğuk algınlığı, gripal enfeksiyon, öksürük tarzındaki olgularla seyrediyor. Ya mutasyona uğrayarak değişti mi? Değişti diye. Tabii onlar değişti. Zaten değişeceği öngörülüyordu. Hı hı. Öngörülmüştü. Değişeceği söyleniyordu. Şu anda da değişti. Farklı virüsler. Onlar da dinlenme, istirahat ve işte çok basit ağrı kesicilerle, ateş düşürücülerle gidirebilecek bir pozisyona. Ama COVID-19 dönemindeki kıyaslamayla şimdi yaparsanız, o günkü koşullarda hastanede yatak sayısı, yoğun bakım sayısını artıran, ağır seyreden vakalar vardı. Şimdiki vakalar daha hafif seyreden, evde istirahatle geçen vakalar durumunda. Onun için de biz de herhalde bütün kontrolleri zaten herhalde, evet, bıraktık. Kış gribi yani böyle geçiyor. Öyle geçiyor. Genelde. Ama yine de kesinlikle bence kontrolü elden bırakmamak lazım. Ne olacağını öngöremeyiz. Çünkü bu bir hastalık. Birkaç gün sonra farklı bir şekilde seyri değişebilir. Biz de geç kalmış olabiliriz. Kontrolü elden bırakmamamız gerekiyor. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet Çiğdem Hanım, tabii bir kadın olarak şunu sormak istiyorum. Son zamanlarda çok üzücü şeyler yaşıyoruz. Sağlık alanında maalesef. Evet, maalesef. Şiddet, sağlıkta, hı-hı, şiddet yaşıyoruz. Hani tabii kadınlar bu konuda daha hassas oluyorlar, daha duyarlı oluyorlar veya daha çabuk o duygulara erişebiliyoruz. Neler söylemek istersiniz sağlıkta şiddetle ilgili? Aslında sağlıkta şiddetle ilgili ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Sağlık çalışanları görev tanımları uyarınca hastalara sağlık hizmetleri sunmakta, hastalara karşı bir takım borç ve yükümlülük altına girmektedir. İnsana hizmet veren her birimin istisnasız en ağır yükümlülüğü omuzlamaktadır. Hele ki insan sağlığı hizmeti sunmak. Diğer bir anlamda sağlığını kaybetmiş insanlara gerek fiziksel, gerek psikolojik anlamda hizmet sunmak oldukça ağır bir sorumluluk barındıran bir durum. İşte bu bağlamda güven ve saygı son derece önem arz etmekte. Bir sağlık çalışanının görevlerindeki sorumluluklardan haklarından bahsetmek istiyorum. Hasta ve hasta yakınlarından kendisine saygılı davranmasını isteme, güvenilmesini bekleme, tedavi sürecinde işbirliği isteme, iyileşme garantisi vermeme gibi bir takım hakları var esasında. Nitekim kendisine güvenilmeyen, saygı duyulmayan bir sağlık çalışanının ne yaptığı hizmete ne de hastaya karşı herhangi bir
maalesef ki faydasının olmayacağı bilinmektedir. Maalesef ki hasta ve hasta yakınlarının psikolojik, fiziksel şiddetine maruz kalmaktadırlar. Bu dönemde oldukça çok sık rastlanmakta. Ben istatistiksel olarak yapılan, çok da net olmayan bir araştırmayı inceledim. Şöyle bir sonuca vardım. 2022 yılının ilk 6 ayında 136 adet sağlıkta şiddet olayı yaşanmış. 234 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olayda 226 sağlık emekçisi şiddetin kurbanı olmuş. Yapılan bu tespitler dışında elbette ki veri kayıtlarına geçmeyen birçok olay da vardır. Yine aynı bağlamda yapılan araştırmalarda sağlıkta yaşanan şiddetin vuku bulma oranının %25'i fiziksel, %66'sı psikolojik sözel şiddet içeriklidir. Sağlık çalışanlarının %40'ı nöbet esnasında saldırıya uğramış. Bu da demek oluyor ki her 4 sağlık çalışanından bir tanesi fiziksel. Yaklaşık olarak her 10 sağlık çalışanında 7'si maalesef ki sözel psikolojik şiddete maruz kalmış. Ben bunları araştırırken biliyorsunuz çok yakın bir tarihte maalesef ki hepimizi ciddi anlamda üzüntüye boğan olaylar yaşandı. Mesela bunlardan bir tanesi hasta yakınları tarafından kurşunlanarak katledilen Konya'daki doktor Ekrem Karakaya. Yine aynı zamanda yakın bir tarihte gencecik güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan. Kalbine aldığı bıçak darbesi sonucunda yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef ki döndürülemiş hayatı, hakkın rahmetine kavuşmuş. Ben burada onları da rahmetle anmak istiyorum. Biz bu yaşanan olaylardan dolayı ciddi anlamda artık üzüntü ve keder duymaktayız. Ve sağlık çalışanları olarak da ciddi anlamda endişeleniyoruz. Bunların artık son bulmasını istiyoruz. Hiç kimse, hiçbir sağlık çalışanı, hiçbir sağlık çalışanı, kadını herhangi bir sözel olsun, fiziksel olsun şiddete uğramasını istemiyoruz. Yani bu konuda hangi zürriye, hangi gruba, evet, bizi duyuyorlarsa, hitap ediyorsak ya da işte ne tür bir önlemler alınması gerekiyorsa bunların artık gerçekten alınması ve bu tarz olayların bitmesini istiyoruz. İnşallah diyelim. Biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet. Sağlık çalışanlarımıza. Peki Adem Bey, hani buna şöyle de bakabilir miyiz? Hani evet, sağlıkta şiddet, sağlık çalışanlarına şiddet diyoruz ama sanki toplumsal bir sorunumuz var. Hani tahammülsüzlük gibi. Yani artık kimsenin kimseye tahammülü yok gibi. Evet. Maalesef yani. Evet. Çok üzülüyoruz ama hani bir sabırsızlık veya işte az önce mesela bahsettiniz, hani sağlık çalışanları genelde, işte doktorlar, hemşire, tüm sağlık çalışanları en başta aslında işin maddi veya kariyer kısmından çok gönül işiyle başlıyorlar, değil mi? Yani gönülden olması gereken bir meslek. Başta gönül esaslı bir meslek. Şimdi bu kadar emek verirken tabii ki bu kadar tepkinin, yani bu şekilde üzücü şeylerle karşılaşılması çok yanlış, üzücü şeyler mesleki yani. Anlamda, mesleki anlamda da evet. Sebep oluyor. Kesinlikle. Ama toplumsal da bir sorun yaşıyoruz. Hani sadece sağlıkta değil tabii ki. Yani normal sokakta gezerken bile, işte arabalar, iki araba arasında bile bir korna yüzünden, en ufacık işte küçücük bir korna yüzünden çok ciddi sorun, yani işin boyutu çok farklı yerlere gelebiliyor. Biraz bunu toplumsal bir sorun olarak algılayabilir miyiz? Şöyle Yudum Hanım, ben kendi öngörümü söyleyeyim bu konuda. Yakın zamanda tabii ki Cumhurbaşkanımızla alakalı bir politika diyebilirim ben bunu, muhtemelen böyle ki Türk kültüründe bir takım değişiklikler oldu. Şöyle, daha önceden toplumda özgüven eksikliği olan bazı unsurların ön plana çıkması. Özgüven çok değerli ve önemlidir. Ama kontrol altında tutulduğu sürece çok değerlidir. Son yakın zamanlarda ben şunu gözlemliyorum kendimce, toplumsal olarak hepimizde var bu. Aşırı bir özgüven ama özgüveni kontrolsüz bir şekilde kullanma. Bütün alanlarda kontrolsüz bir şekilde kullanma. Yani hakkınız olanı da hakkınız olmayanını da isteme, talep etme ve talep edildiğini de size verilmesi arzusu. Yani, böyle bir gelişim içine girdik.
Sağlık kurumlarında şöyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Daha önceden, ben bunu birkaç defa anlatmıştım. Daha önceden bir hocanın odasına, bir doktorun odasına veya herhangi bir kişinin odasına giremeyen insanlar şu anda rahat bir şekilde girip tedavileriyle ilgili ona sorular sorabiliyorlar. Burada sıkıntı yok. Bazen de sıkıntı oluyor çünkü o iş akışı içinde soramadığı veya giremediği durumlarda oluyor ama sıkıntı yok burada. Ama kontrolsüz bir şekilde artık insanları zorda bırakarak, baskı altında bırakarak, işte şiddet uygulayarak aşırı bir toplumsal bir kültürel bozulmanın içerisindeyiz. Biz bunu hastanelerde çok görüyoruz. Yani düşünün ki bir beyin cerrahı çok önemli işler yapıyor ama dışarıda hasta yakınları tarafından her sorularına, yani bir kişinin sorusuna cevap verebilir, belki iki kişinin cevap verebilir ama bütün sülalesinin, ailesinin, bizde bir de böyle bir kültür var. Yani herhalde bir hastayı biz hastaneye götürdüğümüz zaman yanında da bir 5 kişiyle 10 kişiyle gidiyoruz. Hepsi cevap istiyorlar. Hepsi o doktorla, hekimle görüşmek istiyorlar. Burada cevap alamadıkları zaman aşırı bir sorun, problemler çıkarma şey oluşuyor. Bu bizim işte bu dediğimiz gibi kontrolsüz özgüvenden dolayı. Bu trafiğe de yansıyor. Bankada da aynısını yaşıyoruz. İşte farklı birimlerden hizmet alırken de okulda da yansıyoruz. Yani hepimiz bunu yaşıyoruz. Ama bu dediğimiz gibi bir toplumsal bozulmayı getiriyor. Burada biz kendimizi bir check etmeliyiz. Yani gerçekten toplumsal olarak nereye gidiyoruz diye. Ama bunu biz en çok yaşadığımız, çünkü sağlık çok değerli dedik ya biraz önce, sağlık kurumlarını çok sıkı yaşıyoruz. Yani aslında ben konuya araya girmek istedim, kusura bakma. Şimdi bu hasta muayeneleri de daha çok bu olaylar yaşanıyor diye Adem Bey değindi ya. Doktor da muayene ederken bir zaman kısıtı içerisinde. Bir zaman kısıtı içerisinde işte o gün ne kadar hastaya bakacaksa, değil mi? 30 mu 40 mı 50 mark rakam olarak hani bilemiyoruz, hizmet vermek durumunda ve sağlığını kaybetmiş insanlara hizmet veriyor işin açıkçası. İşini yapmaya çalışıyor, hastayı tanımaya çalışıyor, derdi nedir bunu öğrenmeye çalışıyor. Bu arada işte kapısı, az önce Adem Bey'in de söylediği gibi kapısı aşındırılıyor, ona cevap veriyor. Yani o kargaşa içerisinde işte hizmeti mi sunsun, cevap mı versin? Yani mesleki anlamda, ciddi anlamda maalesef ki yılgınlık yaşanıyor. Bunun artık muayene saatleri mi ya da süreleri mi ya da işte insan sayısı mı, bununla alakalı değişiklikler yapabilir diye düşünüyorum. Yani sayı azaltılarak, fakat şöyle bir durum da var benim tanık olduğum. Gerçekten de hak edilmeyecek davranışları biz bazı şeyler kabul edilebilir şekilde biz görüyoruz, yani yaşıyoruz ama biraz önce şiddetle ilgili işte mesela Çiğdem Hanım'ın bahsettiği çok değerli şeyler. Ya suçu günahı olmayan sistem sorunlarıyla alakalı konulardan dolayı her gün yaşanıyor. Ve bir şiddetle ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela verilerden bahsedildi biraz önce. Sadece bunlarla sınırlı değil. Bunlar istatistiklere yansımış şiddet unsurunu içeren veriler. Arkadaşlarımız öyle bir baskıya maruz kalıyorlar ki gözleriyle bakarak, size böyle işte kendi yanındaki arkadaşıyla konuşarak şiddet veya işte yanındaki eşiyle, akrabasıyla veya işte bir grup haline gelmişte birbirleriyle konuşarak, biz bunların hiçbirisi şey istatistiklere, verilere girmiyor. Orada o kadar size hakaretler, psikolojik bir şiddet uygulanıyor ki size. Yani siz ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz. Biz bunları her gün yaşıyoruz. Ama bir şey unutuluyor. Ya burada çalışan insanlar diyoruz, insan. İnsan yani hizmet üretmeye çalışıyor, hizmet vermeye çalışıyor. Hı hı. Sizin sorduğunuz soruları günde 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi soruyor. Hepsine cevap vermeye çalışıyor. Evet, işi ama tabiri caizse çok gereksiz, angarya tabir edeceğimiz çok farklı durumlarla da biz karşı karşıya kalıyoruz. Ona cevap verilmediği zaman da çok farklı işte şiddet unsurları bir araya geliyor. Biz de bunları sahada yaşadığımız için bunlardan muzdarip oluyoruz. Evet, üzerine konuşulacak çok derin konular aslında, evet. Ama birazdan devam edeceğiz Adem Bey. Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam arası, hemen ardından sizlerleyiz.
Devam ediyor sevgili seyirciler. Evet, dernekte kadın oranının, yani kadın üyelerinizin, kuruldaki kadın üyelerinizin oranının %70 oranında olduğunu öğrendim. Evet. Tabii kadın sağlık çalışanları ile ilgili özellikle şu anda bir soru sormak istiyorum. Evet. Onlar neler yaşıyorlar? Yani kadınların neye ihtiyacı var daha doğrusu? Aslında biz sağlık çalışanları olarak yoğun çalışma koşulları ve nöbetleri göz önüne alındığında vakitlerinin çoğunu çalıştıkları sağlık kurumlarında geçirdiği ve çalışma tempolarında oldukça yorucu olduğu bir gerçek. Ben bir kadın olarak, şimdi bizim çalışma koşullarımızı düşünecek olursanız 24 saat hizmet veriyoruz. Yani 24 saat hizmet vermek durumundasınız. Burada benim için en önemli sağlık çalışanlarının çoğunun kadın olması ve anne olması münasebetiyle en önemli konu ne olabilir? Hepsinin anne ya da işte %70 oranında anne olduğunu düşünürsek çalışma saatlerinde tabii ki çocuklarının bakımı. Buna yönelik herhangi bir çalışma başlatılsa mesela nöbete 16 saat olsun, 24 saat nöbetlerinde olsun. Çocuğunun 24 saat bakımının yapıldığı emin ellerde, güvenilir, işte eğitimli değil mi? Aynı zamanda sağlık bir hemşirenin de olduğu bir ortamda bırakılsa. Çünkü zaten sorumluluk olarak, yük olarak insana hizmet veriyor, sağlığını kaybetmiş insanlara hizmet veriyor diye az önce bahsettik ya. Bir de o ne yapıyor? Aklı evde ama bedeni çalıştığı kurumda, çalıştığı yerde. Kalan kadınlar, anneler meydana geliyor. En azından omzundaki bu yükü bir nebzede olsun. Yani benim çocuğum 24 saat bakılabilecek bir ortamda ve güvende. Bunu bilerek çalışan bir sağlık kadın çalışanı düşündüğünüz vakit. Yani onlar için ne kadar rahatlatıcı, ne kadar omuzlarındaki yükün bir nebzede olsun alındığını düşündüğünüz vakit çok daha verimli olabileceklerini düşünüyorum ben. Bu benim kendi fikrim. Evet, bu konuda anneler özellikle çok daha büyük sorun yaşıyorlar. Şöyle Yudum Hanım, Türkiye, ben bununla ilgili bir istatistik verisi araştırdım. Birkaç seferde yazdım, yazıyorum. Türkiye'nin nüfusunun %50'si kadınlardan, %50'si erkeklerden oluşuyor aslında. Şimdi meslek gruplarına baktığınız zaman da en fazla kadın çalışanların olduğu yer tarım işçileri gözüküyor. Adem Bey, devam edeceğiz ama bir telefon bağlantımız tabii, varmış. Tabii. Evet, Harp Malulu Şehit Gazi ve Yakınları Derneği Başkanı Sayın Şaban Arla şu an hattımızda. Şaban Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda da tabii aziz şehidimiz Emre Kaan Arlı'nın babası oluyor kendileri. Evet, kesin. Evet. Şaban abimiz. Hoş geldiniz. Bu arada siz de bir sağlık çalışanı olarak zannediyorum ki bir şeyler söylemek istiyorsunuz. Buyurun, siz dinliyoruz. Öncelikle ben derneğin adını ben bir tekrar etmek istiyorum. Türkiye Halk Mağdur Gaziler Şehit Kul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanıyım. Aynı zamanda Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nde Çevre Sağlık Teknisyeni olarak görev yapmaktayım. Adem Bey kardeşimize yapmış olduğu bu sivil girişimden ve cesaretten dolayı kendisini ayrıca kutluyorum, sağ olsun. Sağlıkçılar adına çok büyük bir mücadeleye girişti. Biz de sağlık çalışanı olarak kendisinin yanındayız. Elimizden gelen destek neyse vermeye hazırız. Veriyoruz da. Tabii ki sağlık çalışanların çok problemleri var. Hem çalışma sahasında olsun, hem işte diğer ücretlerle ilgili olsun veya çalışma ortamlarıyla ilgili olsun. Bu konuları sivil toplum kuruluşu olarak dile getirmek, gündeme getirmek büyük bir emek ve cesaret üstü. Bu cesaretten dolayı kendisini ayrıca kutluyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Buyurun Adem Bey, bir şey sormak Şaban isterseniz. Şaban Bey, aradığınız için çok teşekkür ediyorum. Şaban abimiz bizim için çok değerli. Şöyle, ben şimdi Adem Bey'in sesini tam duyamıyorum. Bana aktarırsanız. Geliyor mu şimdi? Evet. Evet Şaban Bey, bizi duyabiliyor musunuz şu an?
Sistem ülkeni duyuyorum da Adem iki biraz geride kalıyor. Ben şu anda başka bir programdayım, Yarımca'da. Evet. Siz de az çok biliyorsunuz, bu bir de tane daha sosyal derneğimiz var, Kocaeli Yarımca Derneği. Onların programındayım. Sağ olsun arkadaşlar bağlandılar. Ben Adem Bey'in bize sorusu varsa alayım veya bizim açıklamamız gereken bir şey varsa ben de ona destek var mı bir şeyler söyleyebilirim. Ben tabii bugün aracılığıyla Şaban abimize şunu söylerim. Bizim derneğimizi, bizim abimiz bir önderimiz, bir liderimizdir. O anlamda da biz derneği kurarken de ilk fikir aldığımız kişilerden birisidir kendisi. Bizim için bu fikirler de çok önemlidir. Ben bu akşam da burada bizimle bu ortamda buluştuğu için kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Evet. Şaban Bey çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz de kendisinden, gayretlerinden dolayı, faaliyetlerinden dolayı memnunuz. Destek neyse biz de elimizden geleni yapmaya hazırız. Size de ayrıca teşekkür ediyorum Duman Hanım. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum programımızda da. Sağ olun. Sağ olun, var olun, teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Biz de başarılar diliyoruz sizlere. Evet, Şaban Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Evet. Devam. Ben bir kere daha Şaban abimiz şu anda bizi kapattı ama ben buradan gerçekten kendisi bizim için çok değerlidir. Fikirleri, kendisi sosyal alanda bizim ihtiyacımız olduğu dönemlerde bizi yapmış olduğu öngörüleri, paylaşmış olduğu öngörülerle bizlere değer katmıştır. Belki de yola çıkışımızın sebeplerinden birisi de bunlardır. Yani böyle değerli insanları gördüğümüz zaman biz bunları yapabiliriz, kolay yapabiliriz anlattık, gördük, öngördük. Nacizane ben de aslında Yudum Hanım burada bir konuya değinmek istiyorum. Biraz sonra o istatistik verilerine söyleyeceğim. Olmamış veya yapılmamış bir şeyleri yapmak için mücadele vermek gerekiyor. Sıfırdan başlarken potansiyelinizin artı bir de öngörünüzün bir de hayalinizin olması gerekiyor. Bu sivil toplum kuruluşu oluşmadan önce burada büyük hayaller vardı. Biz 4-5 arkadaşımız bir araya geldiğimizde hayaller kurduk. Hayalimiz şuydu. Bizim meslek grubumuzdaki arkadaşlarımız gerçekten de çok çalışıyorlar, çok özverili çalışıyorlar ama bu tarz sivil toplum kuruluşlarını oluşturmakta zorlanıyorlar ve kendilerini ifade edemiyorlar, anlatamıyorlar. Belki bizi değerli kılanlardan bir tanesi bu oldu kent gündeminde veya Kocaeli'mizde. Çünkü olmayan bir şey, yapılmayan bir şeyi yapmaya çalıştık. Eğer ki siz sivil toplum alanlarında yoksanız, siz o zaman kentte olmuyorsunuz veya sosyal alanlarda olmuyorsunuz, görünmüyorsunuz ve yasal haklardan da haklarınızı alma konusunda o talepleri oluşturamıyorsunuz. Bizim yola çıkışımızın şekli bu. İlerleyen zamanlarda belki biz bu derneği bırakacağız. Genç gelen arkadaşlarımıza bırakacağız. Biraz sonra ben kadınların sayısıyla alakalı konuşacağım. Belki kadınlara bırakmamız gerekecek. Çünkü onların yoğun olduğu bir meslek grubu. Ama şunun yapılmasını istiyorum. Bir hayalle yola çıkıldı ve bir farkındalık oluştu. Bu farkındalık da Kocaeli'ye değer kattı. Yani Kocaeli'ye değer katan, yarın Türkiye'ye değer katan bir oluşumu birlikte yapmamız gerekiyordu. Ya bunun için de çalışmak gerekiyor. Biz şu anda Türkiye'de ortalama 40-45'li yaşlarda olan insanlarız. Üretken olmamız gerekiyor. Üretirken de şehre değer katan projeler ortaya koymamız gerekiyor. Sağlık alanında proje üretilmemişse bu zamana kadar bir eksiklik var demektir. Bu eksikliği bizlerin tamamlaması gerekiyor. Bu bir görev olmalı bence. Bu görevi de biz en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İşte böyle değerli abilerimiz, değerli ablalarımız var. Bizim elimizde o kadar veriler var ki, o kadar doneler var ki. O doneleri kullanamamışız bu zamana kadar. Biz o doneleri artık kullanalım istiyoruz. Bu zamana kadar işin doğrusu böyle uykuda yatmış onların hepsi. Şimdi bunlar yavaş yavaş ortaya çıkacak. Daha güzel şeyler ortaya çıkacak. Daha da çıkar. Ama biraz özgüven, biraz da bizde de özgüven olması gerekiyor. Onun için bu derneğin kuruluş amacı aslında budur. Yani o insanları ortaya çıkarmak, o potansiyelleri ortaya çıkarmak. Bugün belki Adem Yaman birazcık bir nebze kendini gösterdi. Yarın Çiğdem, başka arkadaşlarımız, çok güzel insanlar var. O kadar verileri olan güzel böyle anekdotlar var ki içimizde. Onları biz ortaya çıkarmak istiyoruz. İnşallah da bunu başaracağız. Diğer konuya gelirsem, bizim meslek grubumuzdaki kadın oranlarıyla alakalı. Biraz önce söyledim. Türkiye'de en çok kadın çalışan oranının tarım alanında çalıştığı gözüküyor. Kadınların en çok çalıştığı
çıktığı meslek grupları olarak baktığınız zaman da sağlık çalışanlarını görürsünüz. Özellikle hemşire grubunu görürsünüz. %70'lere yakın verilerdir. Kadın yoğunluklu çalışan meslek grubuyuz. Kadınların şöyle bir handikapı var. Anne oldukları için daha çok evlerine, yani işten sonra evlerine zaman ayırması gereken bir tabii ki durumları söz konusu. Çok fazla sosyal alana zaman ayıramıyorlar. Sosyal zamana zaman ayırırlarsa da onlar da kendilerinin bireysel zaman ayırıyorlar. O zaman yine bu sivil toplum kuruluşları, kente önem katan kuruluşlar olmak için de bu sefer yine yük erkeklere binmiş oluyor. Onlardan bir tanesi de işte ben oldum aslında. Ama baktığınız zaman gerçekten de kadınlardan oluşan bir meslek grubu. Biz ilk kuruluşumuzda şöyle düşündük. Bunu istatistik bir veri yapalım istemedik ama kadın ağırlıklı, yoğunluklu olması gerektiği ve görüştüğüm, yönetime davet ettiğim bütün arkadaşlarım da ilk önce hangi meslekten olursa olsun potansiyel olarak kadın varsa kadın arkadaşlarımın olmasını istedim. Ve ben hatta daha iddialısını söylüyorum. Bu bir makam, mevki, efendim dernek değil. Onu öyle bir şey yok zaten, yani bir derneksiniz, bir şey yok ama kadınların temsil etmesinin daha etik ve daha doğru olacağını düşünüyorum. Bazı meslek grupları var. Onlara da kadınların ön plana çıkmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Biz yine çalışırız. Biz farklı alanlar buluruz. Bunda sıkıntı yok. Erkekler her yerde oluyor. Bunda şey. Ama kadınların gerçekten buna zamanı yok herhalde. Onun için bizim kadın arkadaşlarımız dezavantajlı durumdalar. Çünkü evet, bir meslek grubunu temsil ediyorlar, çalışıyorlar ama bir de annelik görevleri var. Biraz önce Çiğdem Hanım da anlattı. Bizim de yarımızdan fazlamız kadınlardan oluşuyor. Ama çoğu yaptığımız faaliyetlerde kadın arkadaşları getirmek gerçekten de zor oluyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yakın zamanda biz farklı alanlara girmeye başladık. Farklı alanlar değil, amacımıza uygun alanlar. Spor faaliyetleri, işte halk oyunları, ondan sonra işte tiyatro yapalım istiyoruz. Ondan sonra kadınlara yönelik çalışmalar yapalım. Mesela halk oyunlarına başladık. Erkek orada 5 tane, 20 tane kadın var mesela. Erkekleri az kaldı. Acaba erkekleri çıkarsak falan kadınlar kendi aralarında mı yapsalar durumuna geldik. Tabii ki kadınların mutlu edecek, onları sosyal yapacak. Şimdi artık faaliyetler alanına girmeye başladık. Bizim meslek grubumuz dediğim gibi kadınlardan oluşuyor ve kadınlar ağırlıklı oluştuğu için derneğimizin de kadınlardan olmasının daha uygun olduğunu biz öngörüyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. O zaman şöyle yapalım. Kocaeli Sağlık Derneği'nin bir VTR'si var, evet. Videosu var. Ona geçelim. Sevgili seyirciler, kısa bir VTR, hemen ardından sizlerleyiz.
Evet sevgili seyirciler, bizim memleket devam ediyor. Adem Bey buyurun. Son bir yerde kalmıştık. Evet. Bir konudan bahsediyordunuz. Devam edelim. Şimdi şöyle, biz derneğimiz olarak çok güzel bir VTR gerçekten arkadaşlar hazırlamış. Çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir durum var. Kente gerçekten değer katan projeler ortaya koymak istiyoruz. Sağlık alanında sağlık çalışanlarının sadece hastanede çalışan bir meslekten ibaret olmadığını, kente değer katan bir meslek grubu olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Yaptığımız faaliyetlerle, işte mesela kanserde farkındalıkla alakalı, diyabetle farkındalık veya yaşlı bakımlarıyla alakalı, ilk yardımla alakalı eğitimlerde topluma katkı sunan, hizmet veren insanlarla sağlık çalışanlarını birleştiren sosyal alanda bu faaliyetleri düzenlemek istiyoruz ve bu zamana kadar da bunları yaptık. Bunlar da bize zaten değer katan projeler oluyor. Bize vatandaşlarımız şöyle bilmesinler, hastanede soğuk yüzü olan bir meslek grubu olarak görmesinler. Aslında kendi evlatları gibi, içlerinden olan, kendi içlerinden çıkmış insanlar gibi görmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu çok önemli ama, yani çok önemli bir nokta. Bu çok, biz bunu... Esasında da içindeyiz zaten. İçindeyiz, evet, evet. Yani içindeyiz zaten ama hastanede bizim profesyonel olmamız gereken bir durum var. Orada hizmet sunumu esnasında profesyonel olmamız lazım. Hakkaniyetli davranmamız lazım. Hakkaniyet denildiği zaman araya şu girmemeli. O önceliği sağlayan insanlar olmamız lazım. Yani birilerine işte öncelik tanıyan değil. Hasta önceliğini, ihtiyacı olan önceliğini sağlamamız gerekiyor. O da bazen kırılganlıklara sebep oluyor. O profesyonelliği bizim bırakmamamız gerekiyor. Ve hatta daha iddialı konuşalım, o profesyoneli sürekli kazanmamız gerekiyor. O profesyonel çok önemli, bizi ileriye taşıyacak yöntem o. Ama onun dışında da halkın arasına girebilen bir meslek grubu olmalıyız. Biz bu zamana kadar bunu başardık. Bizi evlatları gibi görüyorlar zaten. Biz yani sahada uzun süreli yatan mesela hastalarımız bizim. Orada bir kaynaşma oluyor. O kadar bir kaynaşma oluyor ki kendi evlatları gibi telefonlarını alıyorlar, veriyorlar. Birbirlerine gidip gelecek duruma geliyorlar. Hediyeler getiriyorlar. Evlerine davet ediyorlar. Biz evlerine gidiyoruz. Biz bunları zaten yaşıyoruz. Yaşadığımız ama günümüz koşullarında da bazen böyle bir soğuk bir rüzgar varmış izlenimi oluyor. Biz bunları kırmak istiyoruz. Onun yanında da sağlık çalışanlarını gerçekten de kentle kaynaştırmak istiyoruz. Şimdi yoğun bakımdan bahsetmişken, evet, son günlerde evet, sağlıkta şiddetten bahsettik. Evet. Ama bir de maalesef yoğun bakımdaki şiddetten, evet, aslında konuşmak istiyorum. Evet. Evet görüyoruz ama arka planda da böyle işte daha sevginin, şefkatin, evet, aslında geri planda içeride görünmeyen tarafta. Evet. Sevginin, şefkatin az önce, evet, bahsettiğiniz gibi, evet, olmasına da aslında değinmek lazım. Evet, evet maalesef istemediğimiz görüntülerle karşılaşıyoruz bazen ama bununla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Şöyle, biz bunları asla kabul etmiyoruz. Bu yaklaşımları asla kabul etmiyoruz. Mesela yakın zamanda bu televizyonda, sosyal medyada çok çıktı. Bazı hastanelerde bazı meslektaşlarımızın yapmış olduğu yaklaşımlar gerçekten bizim tarafımızdan asla kabul etmeyecek. Bizim meslek etiğimize, meslek kültürümüze, yeminimize yakışmayan bu oluşumları, hareketleri, tarzları biz asla kabul etmiyoruz. Biz içimizde böyle insanlar varsa dahi bunları asla yanımızda barındırmama konusunda hassas davranacağımızı biliyoruz. Ama gerçekten de bunlar oluşabilmiş, oluşmuşsa bunu da yasal olarak devletimiz yasal yaptırımlarını en iyi şekilde yapmalı. Bu insanları gerekirse mesleklerinden men ederek bizim meslek grubumuzun içine almaması konusunda olgunluk göstermeli. Böyle bir yaklaşım, hastalara şiddet uygulamak, hastalara kötü muamelede bulunmak, bırakın sözlü olarak bir muamelede bulunmak bizim meslek grubumuza asla yakışmaz. Biz dediğimiz gibi o kadar onurlu bir mesleğin üyesiyiz, yeminimizle bağlıyız ki asla bunları aramızda barındırmama aslında konusunda hassas davranıyoruz. Küçücük girmek istiyorum. Bizim mesleğimiz sevgi tabanlı. Yani içinde sevgi olmayan bir insanın, birisinin yarısına dokunabilmesi mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Yani biz sevgiyle bu yola çıkıyoruz. Severek mesleğimizi yapıyoruz. Adem Bey'in de söylediği gibi ciddi anlamda bu şekilde yoğun bakımda herhangi bir olay yaşanmışsa da bu gerekli tüm şeyler, müdahaleler yapılmalı diye düşünüyorum ben de. Evet. Programımızın sonuna geldik ama ben şuna değinmeden bitirmek istemiyorum aslında. Sizinle bir sohbetimizde
bazı tiyatral çalışmalarınızdan bahsettiniz. Evet. Hani işte yaşanmış, gerçek evet. yaşanmış. Çünkü şöyle bir şey var. Sonuçta o sağlık ortamında yani gün içerisinde çalışırken işte gözyaşını, kahkahasını, sevincini, öfkeyi, dramı yani evet. birçok duyguyu aslında bir arada yaşadığınız anlar oluyor veya günler evet. oluyor. Evet. Bu şekilde geçiyor. Evet. Bununla ilgili nasıl bir yorumlarsınız evet. yani? Çünkü oradaki psikoloji de çok önemli. Evet, evet hasta yakınlarının psikolojisini konuşuyoruz. Evet ama hani burada sağlık çalışanlarının psikolojisi evet. de çok önemli. Yıtma Hanım şöyle, gerçekten bizim meslek grubumuzun içine girdiğiniz zaman hasta ilişkileriyle personel ilişkileri, sağlık çalışanları ilişkileri veya hekim hasta ilişkisi veya hemşire hasta ilişki veya diğer alandan baktığınız zaman bütün meslek grubunun içinde inanılmaz, biraz önce söylediğiniz gibi anılar, hikayeler ortaya çıkar. İşte Anadolu kültüründen gelmiş bir yaşlı bir annemizin sağlık çalışanlarına kendi ifade etmekteki ilişkileri veya işte hemşirenin ona anlatmak isteyip de farklı algılayabildiği durumlar. Bunlar yazdığınız zaman kitap olur ve biz kendi aramızda bazen konuşuruz. Bir hastamızda şöyle bir anımız gelişti. Hani şey askerlik anısı gibidir ama o kadar güzeldir ki biz bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Anılar topluyoruz. Toplayacağız da gerekirse bunu bir kitap olarak, gerekirse bir tiyatral oyun olarak sergilemek istiyoruz. İlerleyen dönemlerde bunun projeleri, çok projelerimiz var. Bunlara biz değinemedik, zamanımız yetmez ama mesela bunlardan bir tanesi işte tiyatral bir gösteri yapmak, bir kitap basmak, bu kitapları gerekli kurumlara hediye etmek. Çünkü inanılmaz anılar var, dram var. Yani hastalara müdahalelerinizle alakalı yaşamış olduğunuz bir saatin içindeki o oradaki bir anılar sizi dünyanın sonuna kadar şekillendirecek anılar ortaya çıkar. Bir yaşamış olduğunuz komik bir anı dünyanın sonuna kadar size şekillendirecek bir hikaye ortaya çıkarır. Gerçekten de sahada biz inanılmaz duyguları arka arkaya yaşayabiliyoruz. Çok değerli duygular bunlar. Bunları ilerleyen zamanlarda halkımıza inşallah bir sunabilecek bir durumu ortaya çıkarmış oluruz. İnşallah diyelim. Bizler de böyle üzüntülü, üzücü haberler değil de bu tarz şeyler artık görürüz. Özellikle evet. sağlık çalışanlarıyla ilgili güzel evet. haberler, güzel şeyler izleriz evet. diye umut ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum biz ben. Biz teşekkür ederiz. Bizi evlatları gibi görsünler. Kendi evlatlarıymış gibi görsünler. Zaten her ailenin içinde aslında artık bir sağlıkçı vardır. Bizi çok iyi anlayabilirler onlar. Bizi evlatları gibi görsünler. O zaman biz de zaten kendi üzerimize düşenleri inşallah en iyi şekilde yapmaya çalışırız. İnşallah. Çok keyifli bir programdı. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler, dileriz sizler de keyif almışsınızdır. Haftaya aynı gün ve aynı saatte bizim memlekette buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.